Hazır yoldayım. Madem neden bir video daha çıkarmıyorum değil mi? Neden çıkarmıyorum? Çıkarabilirim. Hem siz de biraz daha yol izlersiniz. Aha Golden'lar. Aa iki tanem de çok güzelsiniz. Bembeyazlar. Burada çok ilginç. Aslında bunu Simba'yla gezerken biraz bahsetmek istiyordum. Ama şimdi o iki güzel Golden'ı görünce yine konuşmak istedim. Burada köpek sahiplenme oranı çok yüksek. Ya aşırı yüksek yani. Bu da sadece köpek değil, kedi, köpek, evcil hayvan. Kuş dahil olmayacak şekilde, farklı egzotik hayvanlar dahil olmayacak şekilde bakılan istatistikte 23-24 milyon civarı evlerde evcil hayvan olduğu düşünülüyor Hollanda'da. Çok ilginçtir ki çok fazla golden yok ama. Yani Simba'yı o yüzden böyle yolda görünce millet wow, wow, what a wonderful dog. Hunt, perfect hunt falan böyle deliriyorlar yani. Devamlı bir göz göze gelmeler, bir gülüşmeler, kesişmeler. Simba'yla tabii ben ne diyeyim, yanlış olmasın. Acayip yani. Baba şimdi siz niye çıktınız ki o yola? Bak arada dediğim gibi işte bisikletler kurallara uymayabiliyor. Demin dediğim konuda apsiye çıktılar. Burada baskın tür daha çok Golden Doodle denen böyle uzunu da var, kısası da var onun yükseklik olarak. Yani yüksek ve alçak versiyonları da var. Böyle söyleyince de araç gibi oldu ya. Üf, tiksindim. Boyut olarak anlatmaya çalışıyorum. O kuşlar çok baskın. Genelde küçük köpekler daha baskın. Büyük tazılar falan görüyorum bazen. Ve sahiplenme köpek de çok fazla. Bu da güzel. Yani Avrupa'nın içerisinde sokağa atılan köpekler olduğunda onları da Hollanda dahil birçok yerde sahipleniyorlar. Bu da bayağı güzel bir konu. Geçen hatta İspanya'dan sahiplenen bir köpekle tanıştık. Simba'da oynadı hatta onunla. Evet, ilginç olan şu ki Golden çok az burada. Bizim ülkemizdeki o cinconluktan işte. Cincon kelimesi nereden geldi sen bunu? Ha, geçen yayında konuşuyorduk tabii. Yani ay Golden yavrusu çok minnoş deyip biz de çok sokağa atılan, çok sokağa atılan köpek türlerinden biri olduğu için Golden Retriever'lar, Retriever ailesi içerisinde. Labradorlar da öyle bu arada. Labradorların küçüklüğü de Golden'ların küçüklüğü zaten birine çok benziyor. Onlar da aynı sorunu yaşıyorlar. Maalesef. O yüzden burada böyle bir şaşkınlıkla karşılanıyor. Bu kuşlar. Golden burada benim için şey gibi ya, Simba yani. Dostum Simba, oğlum Simba. Burada şey gibi bizim için. Diyalog başlatıcı. Evet, zaten seni köpekle görünce artı bir oluyorsun direkt. Aa, tamam abi, bu insandan zarar gelmez. Köpeği var gibi bir bakış oluyor. Burada yol bizim değil, bisiklet geliyormuş. Neyse, son anda durduk. Doğal giriyorduk dalıp. Kurallara uymuyorlar. Çoot diye giriyormuşum böyle. Bir de Hollanda ile ilgili şunu söyleyebilirim. Böyle random aklıma gelen bir konu daha. Avrupa ile ilgili hep şu anlatılır ya işte. Çok yavaşlar, çok sıkıcılar. Falan filan, kaos yok abi, işler pratik halde olmuyor falan. Bak araba nasıl yol verdi, gördünüz mü? Vallahi durdu, yol verdi kral. Helal olsun. Bu arada ben nereye geldim acaba ya? O kadar fikrim yok ki şu an yine. Neyse, ilginç bir yerlere gidiyoruz. Bu arada GPS de yok. Nasıl olsa ne kadar uzağa gidebilirim diye gidiyorum. 30 kilometre falan ileriden çıkabiliriz yani. Tabii galiba çıkış olmayan bir yere mi geldim ben? Ha, evet.
Okey. Bayağı çıkış olmayan bir yere geldik. Buradan nereye gitsek acaba? Şimdi şu yol galiba zaman orada giden yol. O yoldan ben çok bir yere gidebileceğimi düşünmüyorum. Zanvor tarafına da gitmeye gerek yok. Uzak yani. Evet bak burada, burada ilginç bir yer gerçekten. Dur bakayım şuradan bir çıkalım. Nereye gideceğiz bakalım. Ha güzel bir yola geldik. Şuradan şöyle bir geçiş varmış. Geçelim buradan. Karşıdaki yol gidiş geliş güzel. Biz buradan gideceğim yön hakkında çok bir fikrim yok. Ama bu taraftan geldiğime göre herhalde bu yöne gitsem eve dönerim diye düşünüyorum. Bakacağız. Yerde çekirge vardı bu arada. Evet yani bir motovlog'da fark ettiyseniz küçük bir çekirge de bizi de yolculuk etmişti. Motorun üstünde. Fren hidrolik kutusunun üstünde. Bugün de yerde vardı bir tane ezmedik. Ne anlatıyordum ben yine koptum. Ha Hollanda'da yani Avrupa'nın genelinde abi işler çok yavaş yürüyor yahu diye hep anlatılırdı. Açıkçası Hollanda'da yavaş. Ama iki konu beni burada mutlu ediyor. Bir, pratik çözebiliyorsunuz. Birazcık ilişkiler kurmanız lazım. Burada da aslında iş muhabbetle yürüyor. Türkiye'ye o açıdan bir benzerlik var. Şimdi siz hiç tanımadığınız bir ustaya gitseniz, usta size bir ay sonraya gün verir. Ya da 15 gün sonraya verir. Hadi Türkiye orası. Ya da hiç gelmez. Ama tanıdık bir ustaya giderseniz, tabii ablacım, abicim hemen hallettiriyorum ben onu çocuklara falan der. Birkaç günde çözer. Burada da aynı. Eğer böyle eş dost da daha önce çalışmış, onların tanıdığı böyle elektrikçi, tesisatçı vesaire bulursanız, onlarla da muhabbete girerseniz eve geldiklerinde, bir de mesela şirketlerle çalışıyorsa da özel telefonlarını almak da işe yarıyor. Zaten vermek istiyorlar. Onlar da ekstra gelir çünkü. Diyaloğu kuruyorsunuz. Bir ihtiyacınız olduğunda işinizi Türkiye'deki gibi pratik hızlı çözüyorsunuz. Eğer yoksa mesela bizim bir odanın camı kırıldı. Nasıl kırıldığını da anlamadık. Gerçekten anlamadık yani. Durduk yere kırıldı cam. Artık sonik mi sıçradı bir şey yaptı. Bir şekilde kırılacağı vardı. Daha önceden çatlaktı da biz fark etmedik. O çatlak mı yürüdü hiçbir fikrimiz yok. Neyse kırıldı. Cam için ölçü almaya gelme süreleri bir ay. Takma süreleri de bir ay. İnanılmaz uzun. Ama şu açıdan dert etmiyorum. Sonuçta savunduğumuz şeylere de ters düşmemek lazım. Nedir savunduğumuz şeyler? İşte işçi hakları, insan hakları, adil çalışma saatleri. Gerçekten onların uygulandığını bildiğim için şey çok rahat. Yani gidiyorsun, o çalışanın işinin 4.30'da biteceğini, ben de işi uzarsa mesaisini alabileceğini, bana geç gelmesinin avantajı olduğunu, hani tembellikten şundan bundan değil de gerçekten çalışma süresinden dolayı bunu yaşadığımızı vesaire bilince açıkçası beni çok üzmüyor. O açıdan mutluyum yani. Ve işiniz de bir noktada halloluyor, stressiz. Hani olmuyor değil. Her şey bir noktada halloluyor yani. Oo, titreşimli bir yere geldik. Burada görüntü biraz bozulabilir mi bilmiyorum. Artık bakacağız. Taşlı yola girdik. Bakayım burası çok kötüyse keseriz.
Bu arada bisikletle çıkıp bu vlogları yapmam benim için de iyi olacak. Zaten artık kondisyonumu eski haline getirip basketbol salonlarına dönmek istiyorum. Rahat edeceğim yani. Kondisyon olarak iyi duruma gelmek lazım. Evet. Durum böyle. Yavaş mı buralar? Evet, yavaş. Ama dediğim gibi bir Almanya değil. Dijitallik daha yüksek bu arada kesinlikle. Yani Almanya'ya gidip o korkuyu yaşıyorsanız burada yaşamanıza gerek yok. Ha, dil konusunu da orada söyleyebilirim mesela. Bu da yine çok gelen bir soru. Dil konusu da aynı şekilde. Yani dil İngilizce her yerde geçiyor. Hiç sıkıntı yok. İngilizceniz olduğu sürece hiçbir resmi kurumda sorun çekmezsiniz. Bir tek noterde vesaire eğer resmi bir iş yapıyorsanız kanunen, ki noterler de İngilizce biliyor da, kanunen yeminli tercümanla notere gitmeniz gerekebilir. O da mantıklı bu arada. Yani sizin İngilizceniz ne kadar iyi olsa da, onların İngilizcesi ne kadar iyi olsa da arada bir yeminli tercümanın olması oluşabilecek teknik hatalarda, kanuni hatalarda sizi rahatlatır, sizi kurtarır falan filan. Evet, böyle. Bu vlogda yine anlattık vır vır vır. Bitiriyorum. Bu bisiklet işi fena olmadı ya. Güzel. Bunu böyle kendi kondisyonum için sizi kullanacağım. Kendi kondisyonum için her hafta en az 2-3 kere çıkarsam zaten. Aslında hedefim her gün çıkmak. Her gün 1 saat bu kondisyonu sağlamak. Hem kardiyo için hem kondisyon için. 1 saat çıkabilirsem her gün bile bir şeyler çıkar, depolarız. Abone özel önden gelir, onu söyleyeyim. Diğer vlogları da izlemek istiyorsanız motosiklet serisinin ilki 0. Bölüm 0. Kanalda abone özel olarak duruyor. Birinci bölüm aktif, herkese açık. Vlog, yürüyüş vlogumuz herkese açık. Bisiklet de herkese açık olacak ama daha sonraki gelecek bölümlerde yine öncelikli olarak 15 TL ve üstü aboneler için erken erişim yapacağız. Haydi görüşürüz.